Değerli arkadaşlar, selamlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde akademik yazım programlarından, akademik organize olma programlarından önemlerinden bir tanesi olan sitavi hakkında size dersler vererek programı öğretmeye çalışacağım. Bu bizim ilk dersimiz. Hemen sitaviyi açalım, göstereyim. Evet, bu bizim ilk dersimiz. Bu program peki bizim ne işimize yarayacak? Yani bunu öğrenmemiz gerekli midir? Bu program daha çok yani akademisyenlerin işine biraz daha iyi yarıyor. Aslında yani tabii akademik üretim faaliyeti içerisine girmiş her kişi için de kullanması gereken bir programdır. Çünkü bütünüyle ihtiyaç duyduğumuz özelliklerin yani literatür taramasının, literatürün bulunmasının, eklenmesinin, ondan sonra bulunan literatürün okunmasının, aynı zamanda kaynakların dijitalize edilip mesela eklenmesiyle ilgili daha sayamayacağım birçok özellik bir programda toplanmış. Artık da yani farklı programlara yönelmeden sitavi programını öğrenirsek ihtiyaçlarımıza cevap vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Elbette mesela bir akademisyenin ihtiyacı ne olabilir? Yani ilk başta mesela literatür taramasını yapabilmesi lazım. Bulunan literatürü otomatikmen ekleyebilmesi lazım. Bunun dışında kategori bölümünü mesela düzgün bir şekilde ve kolay bir şekilde organize edebilmemiz lazım. Diğer taraftan internetin de yaygınlaşmasıyla birlikte PDF dosyalarını künyeye otomatikman eklemesi ve bu PDF'yi de program içerisinde göstermesi gerekir. Böyle bir özellik de var sitavi programında. PDF okurken, PDF bölümünde anlatacağım bu yani önümüzdeki derslerde. PDF okunurken notların alınması, bu notların atıfa çevrilmesi, direkt atıf, ondan sonra indirekt atıflarda mesela nasıl dipnot verilir. Onunla ilgili mesela programın birçok özelliği var. Program tam yani bir akademisyenin ihtiyaç duyduğu bütün özellikleri içermekte. Akademisyene düşen iş ise programı öğrendikten sonra yani kaynak bulacak, bu kaynağı okuyacak, yorumlayacak. Onun dışında mesela atıf verme, bunu kategorize etme, ondan sonra Word'la programın bağlantısının kurulmasıymış, ondan sonra yani atıf stilinin belirlenmesiymiş, bunlar hepsini program otomatik olarak kendisi hallediyor. En önemli şey burada yazara düşen görev, araştırmacıya düşen görev, araştırmacının programın içini düzgün doldurması, künyeleri düzgün bir şekilde kaydetmesi, PDF'leri okurken nasıl not alabileceğini bilmesi, atıf stilini belirlerken nasıl bunun belirlenebileceğini bilmesi, sonrasında da programın Word ile olan bağlantısını kullanmasını bilerek, yani bilmeye çalışarak yani sitavi programının içerisinde hazırlamış olduğu notları Word'a aktarıp oradan montajın yapılmasını bilmesi gerekmektedir. Program biraz karmaşık gelebilir. İngilizce program. Şu anda ben programın 5'ini kullanıyorum. Yani 6'sı çıktı ama ben 5'ini kullanıyorum. 5'ini kurabildim. 6'sı biraz sıkıntılıydı. Yani kurmam bilgisayarımdan kaynaklanan bir sıkıntıdan kaynaklanıyor o da. Ama aşağı yukarı hepsi de aynı arkadaşlar. Mantık olarak mesela anlatmak istediğim olay şu. Sitavi yani bizim organize olmamızı sağlayan en önemli programlardan bir tanesi. Bize müthiş derecede bir zaman kazandıracak. Göreceksiniz bunu programı eğer tam olarak kapasiteli yani tam kapasite şekilde kullanabilirsek programı çok hızlı bir şekilde bize zaman kazandıracak. Araştırmalarımızda iyi bir şekilde organize olmamızı sağlayacak. Word ile olan bağlantısıyla birlikte bu alışkın olduğumuz Word'u da farklı bir şekilde kullanmamızı sağlayacak arkadaşlar. Bu hocam bu program tek olarak bize yeter mi? Yani bunun dışında farklı programlarda öğrenmemiz gerekir mi? Hayır, gerekmez. Bu program tümüyle size yetebilecek bir programdır. Ama öğrenilmesiyle birlikte yani tam olarak öğrenilmesinden sonra göreceksiniz program size yetecektir. Bunun dışında farklı programlar öğrenmeye gerek yoktur. Zaten yani Word'la bağlantısını kurduğumuzda o konuda ders vereceğim. Göreceksiniz. Yani Word'la bir bölümü var bunun. Onu da hemen göstereyim ama şimdi yeni bir Word açayım. Evet. Yeni bir Word açayım. Mesela böyle bir Word belgesi açayım. Word'la da bağlantısını kuracak. Bu sefer de
Word'u daha farklı bir amaç, daha farklı bir amaç için kullanacağız. Göreceksiniz. Yani yazım olarak Word'u kullanmayacağız. Yazım olarak genelde Citavi'yi kullanacağız çalışmalarımızda. Word'da ne yapacağız? Word'da sadece montaj yapacağız. Bakın böyle Citavi denen mesela bir eklentisi var. Bu gelip kuruluyor şu bölgeye. Evet. Bakın hemen kuruyorum. Görüyorsunuz. Şöyle bir bölüm açılacak burada. Evet, açıldı. Görüyorsunuz. Şu anda mesela kaynaklarımı falan gösteriyor buradan. İstediğim gibi mesela buradan dipnot atabiliyorum arkadaşlar. Bu konu üzerinde duracağım. Ayrıca duracağım. Şu anda mesela tekrar programın arayüzüne geleceğim. Şu anda dediğim gibi ben Citavi 5'i kullanıyorum arkadaşlar. Programın arayüzünü size tanıtacağım. Şöyle bir giriş yaptık dersimizde. Bu dersimizde ne yaptık? Citavi'nin bize sağlayabilecekleri avantajlar hakkında size bilgi vermeye çalıştım. Dediğim gibi en önemli şey bir araştırmacının hızlı bir şekilde organize olmasını, bu organizasyonun içerisinde literatür taraması, literatürün sınıflandırılması, literatürün internetten özellikle ISBN numarası, daha farklı mesela eklemelerle kolay bir şekilde toplanıp kategorize olmasının sağlanmasını, PDF eklenmesini, PDF'yi aynı şekilde mesela yani künyeyi görerek PDF'yi okumayı imkanı tanımakta bize. Bunun yanında arkadaşlarıma söyleyeyim yani bir kaynağı böyle şey ettiğimiz zaman bir kaynağı mesela ele geçirdiğimiz zaman kaynağın her türlü şeyini görebiliyoruz. Aldığımız notları görebiliyoruz. Bakın burada mesela almış olduğumuz notlar var. Tıklayalım. Bakın notları görüyorsunuz. Sağda, burada. Bunlarla ilgili hep ders yapacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Sadece bu konuda şunu kısaca söylemek gerekirse Citavi gerçekten bir akademisyenin öğrenmesi gerektiği bir programdır. Bu gelenekselleşmiş fişleme metodunu alt üst etmiştir. Bunun yanında gelenekselleşmiş not alma sistemini alt üst eden bir program. Yine aynı şekilde daha da iyi öğrendiğinde göreceksiniz ki bu notlarla birlikte yani tek tıkla bir makalenin yazımı, tek tıkla bir tezin yazılmasını sağlayabilecek kapasiteye sahip olan bir programdır. Evet. Bu dersimizde arkadaşlar ne yaptık? Bu dersimizde Citavi programını tanıttık. Dersimizi hemen bitiriyorum. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Yavaş yavaş Citavi programının özelliklerini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.